selamünaleyküm arkadaşlar. Evime mutfağıma kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle ne paylaşmak istedim? Yine çocuklarımızı mutlu edebilecek basit evde bir anne köftesi yapmak istedim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu tarifimi denersiniz. Çocuklarınıza da güzel bir sandviç ya da patatesle ya da makarnayla güzel bir anne köftesi yaparsınız. Hadi hep birlikte malzeme listesini hazırlayalım. Güzel bir anne köftesi yoğuralım. Sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim diyorum. Güzel anneler diyorum. Hepinize buradan selamlar diyorum. Hadi malzemelerimizi gösterelim. Evet sevgili takipçilerim. Şimdi köftemiz için öncelikle şöyle bir yemek kaşığı çekilmiş ekmeğim var. İçerisine bir tane soğanım var. Rendeledim. Biraz iri rendelemişim arkadaşlar. Onun yarısını koyup neyse hepsini koyalım. Bir tane soğanım var. Burada bir tatlı kaşığı. Kekiğim var. Kimyonum var. Karabiberim var. Tuzum. Pul biberim. Bir tane de yumurta kullanacağım arkadaşlar. Şunu belirtmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Anne köftesinin içerisine bir tane bütün yumurtayı kırdım. Kıymam 300 gram arkadaşlar. 300 gram da kıymam var. Bunun hepsini bir güzel bir şekilde yoğuracağım. İyice yoğurduktan sonra da bir 2 dakika dinlendirip tavamızı hazırladık. İçerisine koyacağım sevgili arkadaşlar. Bunları da yanında közleyeceğim. Şimdi bunları sizlerle paylaşacağım. Ben genelde bir tane bütün yumurta kırıyorum çünkü anne köftesine. Arkadaşlar yüzüğümüzü unuttuk, onu çıkartalım. Köftemizi ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel oluyor. Bu anne köftesi de gerçekten evde çocuklarınıza yapabileceğiniz en güzel ekmek arası diye düşünüyorum. Evet sevgili takipçilerim, güzelce yoğurduğumuz köftelerimizi şöyle bir iki dakika dinlendirelim. Daha sonra tavamıza malzemelerle birlikte hazırlandırıp şekil verelim. Şöyle yağladım. Daha sonra köftelerimizi hiç burada yapacağım. Şöyle elimde bir güzel ayrı bir tabağa yapmayacağım. Yaptığım köftelerimi şöyle tavama güzel bir şekilde dizeceğim arkadaşlar. Biraz önce şey dedim arkadaşlar, kekik dedim, özür dilerim. Kekik konulmuyor. Ben şey derken, kimyon derken kekik dedim, kusura bakmayın. İçerisine. Daha sonra hazırladığım bütün köftelerimi bu şekilde tavama alacağım. 300 gram kıymadan arkadaşlar rahat rahat 3 tane ekmek arası çıkıyor. Hatta daha bile fazla çıkartabilirsiniz. Ben birazcık bol bırakıyorum. Ben şu anda 2 tane çıkaracağım. Geri kalanını da tabağa alacağım. Evde yapabileceğiniz en kolay, en pratik anne köftesi. Çocuğunuzun canı çektiğinde hemen 300 gram kıyma alıp güzel bir anne köftesi hazırlayabilirsiniz sevgili takipçilerim. Ben öyle yapıyorum. Hep genelde çocuklar istediği zaman bu şekilde güzel bir anne köftesi hazırlıyorum. Evet sevgili takipçilerim, köftelerimi hazırladım. Şu anda ellerimi yıkayacağım ve diğer malzemelerin içerisine doğrayacağım. Evet şu anda köftelerimiz kızarıyor. Ocağımızın altına hafiften şöyle bir açalım. Ben bir damla yağ bırakmak istiyorum. Şöyle birazcık kenarına. Bu şekilde güzelce anne köftemizi güzel bir şekilde kızartıyoruz. Bunlar kızarırken de ben bu arada ekmeklerimi hazırlayayım. Sandviç hazırlayacağım.
köftelerimiz kızarıyor. Şöyle yapalım. Hatta bir iki tanesini çevirelim. Şöyle yavaş yavaş. Gerçekten mükemmel sevgili takipçilerim. Hani siz arzuya göre yumurta kırmasanız da olur. Ben vitaminli olsun diye içinde anne köftesine yumurta mutlaka bırakıyorum. Sizler pul biberi, karabiber, kimyon bu şekilde yapabilirsiniz. Köftelerim biraz kızarmaya başlayınca onları kenara alacağım. Daha sonra diğer malzemelerin içerisine aşama aşama köftelerimizi kızarmaya bırakalım. Bu arada sevgili takipçilerim, şunu da söylemek istiyorum. Bunları pilavın yanında da verebilirsiniz. Hani sadece ekmek arası olarak değil, makarnanın yanında da verebilirsiniz. Patates kızartıp da verebilirsiniz. Bu şekilde de bir çocuğunuzu sevindirerek güzel bir anne köftesi hazırlayabilirsiniz. Evet sevgili takipçilerim, köftelerimiz pişti. Hemen ekmek aralarımızı hazırlayalım. Şöyle yapalım. Ben sandviç ekmeğinin altına birazcık kıvırcık atacağım. Sonra bir tane bu domatesten şöyle doğrayacağım, bırakacağım. Soğanını şöyle atalım. Hemen sıcak sıcak. Bir tane biber bırakalım şöyle pişmişinden. Bir taraftan da pişiyor zaten. Arasına da bir tane hemen sarımsak şöyle göstereyim. Şöyle bakın çok güzel bir şekilde ayıklanıyor. Hemen sarımsaklarını da içerisine bırakalım. Şu biraz pişmemiş yemeyebilir. Daha sonra böyle koyduğumuz anne köftemizin arasına şu şekilde güzelce köftelerimizi yerleştirelim sevgili takipçiler. Bakın doğal, içinde hiçbir şey yok. Çocukların sevebileceği şekilde güzel bir anne köftesi. Hemen bunu tabağımıza alalım şöyle. Hemen diğer sandviç ekmeğimizi de hazırlayalım. İçerisine birazcık altın ocağımızı kısalım. Yine domatesimizi şöyle yanına bırakalım. Diğer domatesimizi de şöyle soğanımızı güzelce. Daha sonra bu tabi bir tane sarımsağımızı ve yanına güzel şöyle yapalım. Sandviç ekmeklerim biraz küçüktü arkadaşlar. Bayağı bir ekmekler küçülmüş. Geçen senekiler, daha öncekiler daha büyüktü. Bu biraz daha küçük. Ocağımızın altını kapatalım. Sevgili kalpçiler, bu şekilde köftelerimizi hazırlayalım. Ve şöyle tabağımıza alalım. Diğer kalan köftelerimizi de makarnayla sunum servis yapacağım sizlere. Evet sevgili kalpçilerim, diğer köftelerimi de hemen şöyle şöyle atalım da şöyle yapalım. Makarna yaptım. İkinci bir alternatif olarak da sizlere daha net güzel göstermek için hemen diğer köftelerimizi de şöyle yapalım. Eminim çocuğunuz bunu çok sevecektir. Şöyle bir tane daha şöyle yapalım. Sarımsaklarını ben çok seviyorum. Onun da ekmek arasına attım. Evet sevgili takipçilerim, bunu da masama alıyorum. Sizlere bir göstermek istiyorum yakından. Yanında bir ayran. Evet arkadaşlar, bu şekilde yakından da göstereyim anne köftelerimizi. İster makarnayla sunum yapın, ister şöyle güzel bir ekmek arasıyla. Bu sizin arzunuza göre kalmış. Ben şöyle yapayım. Çocuğunuz seviyorsa üzerine de, çok sağlıklı değil ama, ketçap mayonez de koyabilirsiniz. Ben şöyle kağıt arasına da yaptım. Evet arkadaşlar, bu şekilde hazırladım. Sizlere beni bir anne köftesi hazırlamak istedim. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Çocuklarınıza iki çeşit alternatif hazırladım. Hem makarnayla hem sandviç ekmek olarak. Böyle bir tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Sizler arzuya göre kekiğini, pul biberini, karabiberini azaltarak çocuğunuzun sevebileceği şekilde yapabilirsiniz. Ben bu kendi tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada sürçülisan ettimse affola diyorum. Affınıza sığınıyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Allah'a ısmarladık diliyorum.
Çocuklarınıza ve size kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum.